Çalıştığım iş yerinin daimi bir müşterisinin kızıyla evlendim. Önceleri hemen herkesin yaşadığı flört dönemlerini yaşadık. Tabii bu durum iş yerimin patronları tarafından fark edilince işimden kovuldum. Neyse, birkaç ay sonra artık evlenmiştim. Ancak eski iş yerim durumun ciddi olmasına rağmen beni tekrar işe almadı. İşsiz geçen uzun süre boyunca memleketimde artık doğru dürüst bir iş bulup ailemi geçindiremeyeceğimi anladım. İşlerimin hep kısa süreli olması ve bir de çocuğumun olmasından dolayı sorumluluklarım çok daha fazla artmış ve iş aramak için İstanbul'a gelmiştim. Yaklaşık 15-20 gün İstanbul'da iş aradım ama maalesef en sonunda düşük bir ücretle işe başladım. Bu maaşla İstanbul'un en sıkıntılı yerlerinden birinde çatısından yağmur damlalarının aktığı bir evi düşük fiyatlı olduğu için tutmak zorunda kaldım. Kaldığımız semtte akşamları çoğunlukla ki bazen sabahları da Texas filmlerindeki gibi sürekli silahlar patlıyordu. Bu sıkıntılı yaşam koşullarında bir çocuğumuz daha dünyaya geldi. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seven ve sürekli onlar için kendimi parçalarcasına hayatın zorluklarına katlanan dini inancı bütün fakat gerekenleri tam olarak yerine getirmeyen birisiydim. Kendimi sizlere yeterince tanıttığımı düşünüp artık yaşadığım olayları anlatmaya başlıyorum. Evimizin camından bakınca yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar uzaktaki ormanı görüyoruz. Ormanda sürekli yangınlar çıkar. Evimizin önünden itfaiyeler hızla ormana gider. İlk başlarda bunun insanların kazara veya bilinçli olarak yaptıklarını düşünürdüm. Çünkü bazen ormanın eteğinde çıkan yangınların yerinde hemen gecekondular yükselirdi. Eşimle bir gün hadi ormana gezmeye gidelim, çocuklarla piknik yaparız dedim. Elimize yiyecek birkaç şey, küçük oğlumun eline bir top ve büyük oğlumun eline tahtadan daha önceden yapmış olduğum sapanla ormana gittik. Eşim yiyecekleri yere serdi. Çocuklarla biraz top oynadıktan sonra yemek yiyebilmek için yanına oturduk. Oturduğumuz yer düz bir zemin olmadığı için biraz dik olduğu için yan yana oturmuştuk. En sağda küçük oğlum, yanında ben, benim diğer yanımda eşim ve onun öbür tarafında ise büyük oğlum şeklinde dizilmiştik. O sırada büyük oğlum sapanını bana uzattı ve "Hadi karşıdaki ağacı vurma yarışması yapalım." dedi. Çok iyi bir sapan kullanıcısıydım. Ben de "Sen o ağacın gövdesini vur, ben de en üstteki tek başına ayrılmış dalı vurayım." dedim. Adaletli olması adına elime minik bir taş parçası aldım ve nişan aldım. Tam fırlatacağım sırada birdenbire kuvvetli bir rüzgar ve ormanın uğultusu çıktı. Rüzgarın bitmesini bekleyip taşı fırlattım ve aynı anda ağacın dalını vurduğumu gördüğüm halde iki çocuğum da birdenbire çığlıklar atarak ağlamaya başladı. Ne olduğunu anlamak için çocuklarıma baktım. Küçük çocuğumun kafası arkadan yarılmış, büyük çocuğumun ise kolunda büyük bir yarık ve her yeri kanlar içindeydi. Eşim "Ne yaptın sen?" dedi. Ama hayır, ben taşı ilerideki ağaca fırlatmış ve hatta onu vurduğumu görmüştüm. Zaten imkansız bir şekilde küçük çocuğumun başı arka taraftan yara almıştı. Yine oturma şeklimize bakılırsa ondan sekip gelen taş bana ve eşime değmeden diğer çocuğumun koluna gelemezdi. Bütün fizik kurallarına aykırıydı. Etrafa bakındım. Bizden başka kimse kesinlikle yoktu. Ama o sırada kanlar içindeki feryat ederek ağlayan çocuklarımın durumundan dolayı hiç laf uzatmadan küçük oğlumu kucaklayıp doğruca hastaneye koşturdum. Bu olayın tamamen imkansız olduğunu eşime sonra anlatmaya çalışsam da nafileydi. Neyse ki çocuklarımda büyük sıkıntılar yoktu. Bu işe anlam veremediğim için o gece çocukları yatırdıktan sonra bütün gece cam kenarında oturup ormana gittiğimiz kısma doğru baktım ve olaylara anlam vermeye çalıştım. Sabah ezanına yakın ormanda o zifiri karanlıkta bir ışık seli oluşmaya başladı. Hayretle bakıyordum. Rengarenk ışıklar adeta dans ediyordu. Ezan okumaya başlayıncaya kadar devam etti. O zaman yaşadığımız bu olayın benimle alakası olmadığına kesin olarak inandım. Sonraki günler
Bu olayı çözebilmek için ilmiyle kuvvetli olduğunu duyduğum hocalara falan sordum. Ama nafileydi. Kimse bana inanmıyordu. Artık gözüm hep ormandaydı. Aradan neredeyse bir ay kadar geçmişti ki polis arabaları ve ambulansların siren sesleriyle ormana doğru gittiklerini gördüm. Genç bir çocuk ölü bulunmuş ormanda ve gece halkın söylentilerine göre köpekler çocuğu parçalamış. İster istemez kafamda bin türlü senaryoyla olayları birbirine bağlamaya çalışıyordum. O gece ormana gitmeye karar verdim. Çocuklar uyuyunca evden sessizce çıkıp oraya doğru gittim. Ama gece yarısı ormana girmeye bir türlü cesaret edemeyip etrafta dolaşmaya başladım. O sırada bir kavga gürültü sesleri ve ardından yine silah sesleri gelmeye başladı. Sesler yaklaşmaya başlayınca etrafta uzun zamandır yarım bırakılmış bir gecekonduya sığındım. Girdiğim bu viranenin içeriden yapılmış bir merdiveniyle bodrum katına indim. Sesler evin önüne kadar geldi ve bir silah sesi daha geldi. Aynı anda koşuşturma sesleri başladı. Bir süre sonra bir hırıltı sesinden başka bir şey kalmayınca yavaşça üst kata çıkıp etrafa bakındım. Orman ile aramızda sadece evin girişini yapabilmek için açılmış küçük bir patika vardı ve yerde bir adam yatıyordu. Çıkan hırıltı adamdan geliyordu. Çıkıp yardım etmeyi düşündüm ama o sırada ormandan aynı o gün duyduğumuz gibi bir rüzgar ve uğultu koptu. Ardından çalıların arasından bir şey uzandı. Ayın parlaklığı çok fazla olmasına rağmen net göremiyordum. Ama adeta dev bir pençe adamın kafasını tuttu ve ormana çekti. Çok korktum. Elim ayağım titremeye başlamıştı. Hemen tekrar bodrum kata koştum ve sabah ezanını duyuncaya kadar bir duvar kenarında sessizce beklemeye başladım. Ezan okununca bir anda koşmaya başlayıp hiç durmadan eve kadar koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye girdim ve bütün ışıkları yaktım. Eşim uyandı. "Hayırdır, nereden böyle bu saatte?" dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Namaz kılmaya camiye gittim dedim. Eşim ise "Demek namaza başladın. Bak bu çok iyi." dedi. O gün eşime namaza başladığımı söylediğim için yalancı çıkmamak adına öğle vaktinde tekrar hazırlandım ve camiye gideceğimi söyledim. Eşim bu durumdan memnun olmuştu. Çünkü o zaten benden uzun zaman önce namaza başlamış ve bana da sürekli bunu telkin ediyordu. Ancak yine de bana "Yüzün çok iyi görünmüyor. Sanırım hasta olmuşsun. İstersen bu hafta sonu dışarı çıkma. Evde kıl namazını." dedi. Ama ben gece bir cinayet ve ardından da doğaüstü bir yaratığa şahit olduğum için öyleydim. Dışarı çıkıp belki mahalle hakkında bir şeyler öğrenirim diye düşündüğüm için "Yok iyiyim ben" diyerek dışarı çıktım. Camiye gittiğimde umduğumdan daha kalabalık bir cemaatle karşılaştım. Meğer hafta sonu öğle namazından sonra sohbet veriliyormuş. Ben de bu sohbete katıldım. Sohbetin konusu ise dinde büyünün hakikat olduğu, büyülerin birçoğunun cinlerle yapıldığı, ancak büyü yapanın da yaptıranın da cehennemlik olduğuydu. Benim de gece şahit olduğum yaratığın bir cin olduğu aklıma yatmıştı. Öyle ya, bu kadar büyük bir pençe dünyada yaşayan bir yaratığın olamazdı. Bir uzaylı olması da bana çok ters ve imkansız geliyordu. Bir ara hocaya anlatmak istedim. Ama çocuklarımla yaşadıklarımı anlattığımda insanların bana inanmadığı aklıma geldi ve vazgeçtim. Artık bir karar vermiştim. Elimde kesin bir delil olmadığı sürece hiç kimseye hiçbir şeyden bahsetmeyecektim. Bunun için de bu olayların üzerine gitmeye kararlıydım. Cami çıkışında mahalle halkının toplandığı yerlere gitmeye başladım ve dünkü olaylardan hiç bahseden var mı diye araştırdım. Daha önce de bahsettiğim gibi bu tarz silah seslerine ve kavga gürültüye herkes alışık olduğundan olsa gerek en ufak bir şekilde bile bu konuda konuşan duymadım. Eve dönerken mahalle pazarının içinden geçtiğim sırada bir satıcının tezgahında gece türbünü ve fener gördüm. Bu ürünlerin çalıntı bir mal olduğu bu pazar yerinde satılmasından belliydi. Ama işime yarayacağını düşündüğüm için hiç adetim olmasa da
Mecburiyet karşısında çok ucuz fiyata bunları da buradan almış oldum. Eve döndüğümde eşime hastalığımı bahane ederek çok uykum olduğunu söyleyip hemen yattım. Maksadım gece yine ormana gitmekti. Akşam olunca çocuklarımla biraz vakit geçirdim. Onlara olan sevgim bu dünyadaki her şeyi unutturuyordu. Bu da kendimi toparlamama sebep olmuştu. Gece yarısı yine herkes uyuyunca dürbünü ve feneri yanıma alıp yine aynı yere gittim. Yol boyunca köpekler etrafımı sarmıştı. Ama ben hayvanları çok severdim ve onlara nasıl davranacağımı bildiğim için bana bir şey yapmıyorlardı. Fakat ormana doğru yaklaştıkça nedense köpekler azalmış ve sadece bir tanesi yanımda kalmıştı. O da orman sınırına yaklaşınca hırlamaya ve havlamaya başladı ve aniden geri dönüp kaçarcasına oradan uzaklaştı. O metruk eve geldim ve oraya girerek ormanı gözetlemeye başladım. Gece türbünü bir işe yaramıyordu. Ta ki aşağı yukarı aynı saatlere gelinceye kadar birden ormanın derinliklerinde şekiller belirmeye başladı. Havada uçan garip yaratıklar, yerlerde iki ayak üstünde zıplayarak dolaşan ufacık yaratıklar görmeye başladım. Bir ara hepsi aynı yere toplanmaya başladılar. Büyük bir halka oluşturdular ve sanki etrafı kontrol etmek için de kimi ağaçların dallarına, kimi de etrafa gözetleyici muhafızlar gibi yerleştiler. Heyecandan kalbim küt küt atıyordu. Gördüklerim inanılmaz şeylerdi. Sonra yine bir rüzgar ve uğultu yükseldi. Halkanın tam ortasında diğerlerinin hepsinden daha da farklı bir yaratık belirdi. Uğultunun bunlardan geldiğini anlamıştım. Bunlar sanki bir cin kabilesiydi ve ortadaki o kabilenin reisiydi. Ses kesilmiş ve rüzgar dinmişti. Ortadaki kendi etrafında dönerek diğer cinlere bir şeyler anlatıyordu. Sonra yerden 2-3 metre kadar yükseldi ve aynı o gün gördüğüm gibi etrafa bir ışık yaymaya başladı. O döndükçe ışıklar renk değiştiriyor ve değişik şekiller oluşuyordu. Bu olay yine sabah ezanına kadar devam etti. Ben de olayların bittiğini düşünerek gözetlemeyi bırakıp arkamı döndüm. Tekrar şoka uğramıştım. Çünkü evin iç duvarlarında ışıl ışıl yanan ve hareket eden bazı yazılar görüyordum. Arapçam olmadığı için yazıları okuyamıyordum. Ama yazılar evin bütün duvarlarını geziyordu. Adeta bir dalga gibi kıvrıla kıvrıla ilerlerken yavaş yavaş yok oldular. Bir müddet olduğum yerde kaldıktan sonra hızla eve gittim. Eve vardığımda eşim beni kapıda karşılamıştı. Neredeydin diye kızgın bir şekilde sordu. Camiye gittiğimi söyleyince bağırarak camiye elinde dürbün ve fenerle mi gitti? Üstelik saat gece 1'den beri hangi camiymiş bu diye bağırıyordu. Demek ki uyuduğunu sandığımda aslında uyumamış ve benim evden çıktığımı görmüştü. Tamam, dur anlatacağım. Bağırma, çocuklar uyanacak dedim. Eşime olan biteni anlatmak zorundaydım ve tane tane her şeyi anlattım. Eşim ağlıyordu ve ağlayacak bir şey yok bunda dediğim halde ağlamaya devam ediyordu. Sonra gözlerini bana dikerek, bak bütün bunlar sadece senin hayal ürünün neticesi. Gerçek hayatta böyle şeyler yok. Ne olur kendine gel artık dedi ve sarılarak ağlamaya devam etti. O an anladım ki eşim sıkıntılı hayatımızın sonunda benim delirdiğimi düşünmüştü. Bundan dolayı da üzülüyor ve ağlıyordu. Bir an düşünerek bu olaylara kendi şahit olmadığı için inanmasının ne kadar zor olduğunu anladım. Onu teselli etmek için delirdiğim düşüncesinden kurtarmak için haklısın galiba dedim. Sanırım son zamanlarda işlerim beni fazlasıyla yorduğu için olmalı. Sizlerin de hayatınızı bu şekilde geçirmenize sebep olmak beni fazlasıyla üzüyor. Daha güzel bir hayat yaşatmak istiyorum ve sürekli bunun için uğraşıyorum. Bu baskılar ve işlerim bende bazı sıkıntılara yol açmış olabilir diyerek onu bu düşüncesinden kurtarmak istedim. Sonrasında beraberce kahvaltı yaptık ama kahvaltı boyunca sürekli gözlerini benden kaçırıyordu. O gün işe gittiğimde çok yorgundum. Hatta bir ara uyuyakalmışım. Patron beni görünce, "Oh ne rahat dünya,
Bizler burada işlerimizi nasıl yetiştireceğimiz çabası içine girelim. Beyefendi burada horlaya horlaya uyusun diyerek uzunca bir süre azarladı. Ve tekrarı söz konusu olursa işten atacağını söyledi. Akşam eve geldiğimde karıcığım bugün çok güzel bir gündü. Biliyor musun artık kendimi daha iyi hissediyorum diyerek onun tekrar güvenini kazanmak için elimden geleni yaptım. Üstelik size bir sürprizim var diyerek eve dönmeden uğradığım otobüs terminalinden memlekete aldığım otobüs biletlerini verdim. Anneni babanı özlediğini biliyorum. Çocuklara da bir değişiklik olur diyerek aldığım biletleri verdim. Sevinç ve şüpheyle bana baktı. Bak, bizi gönderip yine hayallerinin peşinden gitmek için yapmıyorsun bunu değil mi diye sordu. Bu beklediğim bir soruydu. Elbette onu kabul etmeyerek içini rahatlatıcı şeyler söyledim. Biletler ertesi gün için olduklarından o gece güzel bir uyku uyudum. Sabah olunca haydi ben işe gidiyorum. Siz de otobüs saatini kaçırmayın diyerek vedalaştım. O gün iş yerinde maksadım patronlara daha iyi ve çalışkan gözükmekti. Ancak patronlar da o gün işe gelmemişlerdi. Yanımdaki arkadaşımla muhabbet ederek işimize devam ediyorduk. Bir ara boynundaki muskaya takıldı gözüm. Ona onun ne için olduğunu sordum. O da bunun bir vefk olduğunu, yani büyülerden ve cinlerden kendini koruyan bir tılsım olduğunu söyledi. Ben de bunu kendinin mi yaptığını sorunca anlatmaya başladı. Hayır, bu bir ilimdir. Bu ilmin adı havas ilmidir. Bunu sen ben gibi herkes yapamaz. Sadece derin hocalar yapar diye anlattı. Ben de bu hocaları nereden bulabileceğimi, bu konuda bir kitap bulup bulamayacağını sordum. Bana bunu yapan hocanın vefat ettiğini söyledi. Zaten bu işlerin çok tehlikeli olduğunu anlatmayı da ihmal etmedi. Fakat ısrarlarım neticesinde ondan bu işlerle ilgilenen birinin adını ve adresini almayı başardım. İşten çıkar çıkmaz doğruca o adrese gittim. Neyle karşılaşacağımı ve bana bu konuda bir yardımı olup olmayacağını bilmeden. Adrese ulaştığımda iki katlı bir müstakil ev buldum. Dış demir kapıyı çaldığımda kapı yavaşça aralandı ve ne istediğimi soran birisi çıktı karşıma. Ben de hocanın adını söyleyip kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Kapıyı açarak içeri soktular beni. O ufacık bahçede bekleyen 5-6 kadar daha kişi vardı. Bana sırayla içeri aldıklarını söylediler. Ben de beklerken hayretler içinde diğer kişilere bakıyordum. Bu tür şeyleri duymuştum ama kendim ilk defa böyle birinin yanına gelmiştim. Beni içeriye çağırınca ne diyeceğimi düşünmeye başladım. Diğerlerinin hastalıklardan veya musallatlardan sıkıntıları vardı ama benim durumum farklıydı. Sıra bana geldiğinden kimse kalmamıştı ve tedirginlikle içeri girdim. İçerisi loş ışıklarla aydınlatılmış, her yerde nazar boncuklarının asılı durduğunu, garip bir dekorla süslenmiş ve oldukça hatta fazlasıyla kalabalık döşenmiş eşyalarla doluydu. Bana masanın önündeki sandalyeyi göstererek gel otur anlat bakalım dedi. Ben de oturdum. Masada oturan hoca dedikleri kişinin hemen arkasında da heybetli başka biri ayakta bekliyordu. Herhalde her türlü insanın buraya gelmesinden dolayı kendine bir de koruma tutmuş diye düşündüm. Sonra tekrar söyle bakalım sıkıntın ne dedi. Bir an düşünüp cinlerin konuşmalarını nasıl anlayabileceğimi ve onlara nasıl gözükmeden yanlarına yaklaşabileceğimi sordum. Hoca gülümseyerek bunu neden istiyorsun? Onlar sana zarar mı verdiler dedi. Yok hayır dedi. Ama ben onlardan korktuğum için yanlarına yaklaşamıyorum. Onları çok uzaktan seyrediyorum dedim. Adam daha çok gülümseyerek demek onları görüyorsun. Bak sen şu işe. Tamam sen rahat ol. Biz şimdi bu olayı hallederiz. Bir daha onları görmezsin. Hem zaten ne yapacaksın ki yanlarına gidip dedi. Ardından da ben şimdi sana bir muska yazacağım. Sıkıntılarından kurtulacaksın diyerek arkasındaki kalın kitaplardan birini çekip aldı. Sonra eline beyaz bir kağıt alarak onunla rastgele bir sayfa açarak okumaya başladı. Ben de hayır dedim. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sizin muskanızı istediğimi söylemedim. Bana onlara gözükmeden yanlarına yaklaşabileceğim bir şeyiniz var mı? Yoksa ben gideyim dedim. Adam
Tamam, madem muska istemiyorsun, benim de sana yapabileceğim bir şeyim yok. Gidebilirsin dedi. Yerimden kalktım. Tam gidecektim ki dönüp tekrar sordum. Peki o arkadaki kitaplar, Havas kitapları mı? Onları kaça satıyorsun diye sordum. Bu sefer sert bir ifadeyle satılık kitabım yok. Hem onlar Havas kitabı falan da değil diyerek çıkıştı. Oysa dikine dikilmiş o kitapların birinin sırtında Kenzül Havas yazıyordu. Ve o arkada dikilen adama kenara çekilsene sen. Bak orada Kenzül Havas yazılı bir kitap var dedim. Birden adam ayağa kalktı. Sen ne dedin diye bana sordu. Bana kızdığını düşündüğüm için hiçbir şey demeden ve buradan bir şey elde edemeyeceğimi anlayarak çıkmak için kapıya yöneldim. Tam gidecekken o arkadaki iri yarı adam nasıl olduğunu anlamadan önüme geçti. Hızına şaşırmış ve bana saldıracağı korkusuyla ''Tamam, bir şey istemiyorum. Kenara çekil de çıkayım.'' dedim. O zaman arkamda kalan hoca ''Sen onu görüyor musun?'' dedi. ''Bu zebani gibi adamı görmemem mümkün mü ki?'' dedim. Bir sorun çıkmasına gerek olmadığını söyleyip sadece gideceğimi söyledim. O zaman hoca bana önümde duran kişinin ayaklarına bakmamı söyledi. Ayaklarına doğru eğilip bakınca dizlerinden aşağısının olmadığını ve havada durduğunu görüp korkuyla geri sendeledim ve kalktığım koltuğa düştüm. Bu nedir, neler oluyor diye odanın diğer tarafına kaçtım. Masada ayağa kalkan hoca sakin ol dedi ve yanıma geldi. Sen bu ilmi nereden aldın diye kolundan tutarak bana sordu. Ben ise ona cevap veremiyordum. Ayakları olmayan kişi havada süzülerek yanımıza doğru geldiğinde hızlıca kapıya doğru koşup dışarı çıktım. Bahçe kapısı kapalıydı ve üzerinden atlanamayacak kadar yüksek olduğu için en köşeye kadar korkuyla kaçarak beklemeye başladım. İçeriden çıkan hoca korkmana gerek yok diye söyleye söyleye yanıma yaklaştı. Sonra hadi sakinleş artık diyerek tekrar koluma girdi ve bahçede bekleme sandalyelerine beni oturttu. Ben oraya kabul edilen son kişi olduğum için başka da etrafta kimsecikler yoktu. Sonra bana anlat bakalım sen neler gördün, neler yaşadın böyle diye sordu. Daha sakinlemiştim. Ama içeride böyle bir şeyin bizi izlediğini düşündüğüm için dışarıya çıkmak istiyorum dedim. O içeridekinden korkuyorum dedim. Sen onun bir cin olduğunu anlamadın mı diye sordu. Ardından korkma, o da bir cin ama benim yardımcım sayılır. Sana yardım etmem gerektiğini bana söyledi. Bu bir nevi karşılıklı anlaşma dedi. Ardından dışarıya çıktık. Başımdan geçenleri uzun uzadıya bir de ona anlattım. Bu gecede gidecek misin oraya dedi. Ben bilmiyorum, sence gitmeli miyim diye ona sordum. Hayır, önce bazı şeyleri yapalım, sana yardımcı olacağım dedi. Ben de ona bizim eve gitmemizi teklif ettim. Zira oranın bana huzursuzluk verdiğini söyledim. Tamam diyerek bazı kitaplar alması gerektiğini söyledi ve geri gitti. 15-20 dakika sonra yanıma gelerek yola koyulduk. Yol boyunca çoğunlukla hoca konuştu. Bunun nasıl bir ilim olduğundan bahsetti. Kendisine gelen hastaların ise çoğunluğunun maalesef psikolojik sorunları olduğundan ve onlara aslında bir şey yapamadığından, onlara verilen muskaların sadece kendilerini güvende hissetmesi için verildiğinden bahsetti. Ben de bu işin aslında bir sahtekarlık olduğunu söylediğimde hayır diye karşı çıktı. Bak, ben onlara aslında üzerinde büyü ve musallatlı bir durum yok desem içleri rahat etmeyecek ve arayışlarına devam edecekler. Oysa ben onların sıkıntılarını giderdim diyerek ve onların bu işi ciddiye almalarını sağlamak amacıyla aralarına aldığımda kendilerini tam bir inançla psikolojilerini rahatladığını ve birçoğunu tamamen rahatlayıp kurtulmalarına vesile oluyorum dedi. Yani anlayacağın bir nevi psikolog görevi görüyorum dedi. Ama gerçekten sıkıntı çekenler geldiğinde onlardan zaten para almadığını, onların problemlerinin çözümünü sağladığında da inançlarının da daha da sağlamlaştığından ve bunun ona bağlı olan hizmetlisiyle aralarında bir anlaşma olduğundan bahsetti. Hizmetlisi dediği cin ona yardım etmeyi kabul etmek için hocadan bazı istek ve şartları olmuş. Bu şartlardan birisiymiş söylediğine göre. Fakat benim durumum çok farklıydı. Hoca da ilk defa senin gibi birisiyle karşılaştım dedi bana. Hizmetlisi olan cin bana yardım etmemi ona şart koşmuş. Yoksa onun hizmetinden çıkacakmış. Bu ise
onun için çok büyük bir tehlike arz etmekteymiş. Bu hoca aslında detaylı bir şekilde yaşadıklarımı anlattığım ve bana inanan tek kişiydi. Eve geldiğimizde çantasından bazı havas kitapları çıkardı. O gece bu ilmi o kısacık zamanda anlayabileceğim kadar anlattı durdu. İlk yaptığımız ise yine bir havas kitabında yazılmış olan bu tür şeylerden doğan korkularımın kaybolması için bir nevi büyü ve dua ritüeli oldu. Bana yarın tekrar geleceğini ve yanında hizmetlisinin de olacağını söyledi. Sonra da ormana gidecektik. Ertesi gün iş yerinde çalışma arkadaşım "Gittin mi hocaya?" diye sordu. Ona bir an şu boynundaki muskanın bir işe yaramadığını söyleyecek oldum ama vazgeçerek "Hayır, gitmedim" dedim. O gün yine patronlar iş yerine gelmemişlerdi. Eve geldiğimde hocayı beklemeye başladım. O sırada telefon çaldı. Arayan eşimdi. Bana nasıl olduğumu sordu. Ben de ona çok iyi olduğumu, kendisini ve çocukları çok özlediğimi söyledim. "Özlediysen çıkıp geleyim hemen" deyince birden telaşla "Hayır, sakın gelme" dedim. Sonra kendime hakim olmaya çalışarak "Daha yeni gittiniz, biraz tatil yapın, özleminizi giderin. Sonra nasılsa uzun bir süre daha gidemeyeceğini" söyleyip ikna ettim. Telefonu kapattığımda büyük bir pot kırdığımı ama onun da tam olarak ne düşündüğünü anlamaya çalışırken kapı çaldı ve hoca geldi. Az biraz hoşbeş ettikten sonra hizmetlisi olan Çin'in neden gelmediğini sordum. "Nasıl yani?" dedi. "Görmüyor musun? O zaten yanımda" dedi. Buna ikimiz de bir anlam veremedik. Hizmetlisi olan Çin'i göremiyordu. Neden bilmiyorum ama bu hocaya karşı güvenim tamdı. Gece geç vakit olunca yola çıktık. Elime yine gece dürbünü ve feneri aldım. Yolda her zamanki gibi yine köpekler bize eşlik etmeye başladı. Fakat bu sefer bizden uzak duruyorlar ve sürekli havlıyorlardı. Hoca onların cinleri hissettiklerini ve yanımızda hizmetlisinin olduğu için köpeklerin havladıklarını söyledi. Yıkık dökük terk edilmiş eve geldiğimizde "İşte burası" dedim. Hoca ise bana evde bir şey olup olmadığını sordu. "Yok, ev bomboş. Neden?" diye sordum. Hizmetlisinin o eve giremediğinden, bir şeyin ona engel olduğundan bahsetti. Aklıma duvarda yazan yazıları söylemediğim geldi. Onları da kısaca anlattım ve eve girdik. Beklemeye başladık. Ben sürekli ormanı gözetliyordum. Hoca ise bir şeyler okuyordu. Yine aynı saatlerde görünmeye başladıklarında "Bak işte oradalar" dedin. Hocadan ses gelmeyince hocaya dönerek baktım. Ama hoca pür dikkat kesilmiş ve duvarda beliren yazıları okuyordu. "Bunlar" dedi. "İşte bunlar cinlerin eve gelmesini engelliyor ve hatta senin cinleri görmene sebep olan şeyler de bunlar" dedi. Yazıların cinlerden kurtulmak için yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Muhtemelen bu evi terk edip gitmelerinin sebebi de burada yaşayan insanların da bazı şeylerden şüphelenip bu yazıları yazdırmaları ama daha sonra dayanamamış olacaklar ki terk edip gitmişler dedi. Sonra beraberce cinlerin o günkü seanslarını izledik. Hocaya "Bir şey yapmayacak mıyız?" dediğimde "Hayır, bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin edememiştim. Bu yüzden hazırlıksızım. Sadece anlamaya çalışalım bugünlük yeter" dedi. Sabah ezanında oradan ayrıldık. Ertesi gece için anlaşıp onu uğurladım. Benim işe gitmem gerekiyordu. Ama çok yorgun olduğum için içim geçmiş ve öğlen olmuştu. Mesai arkadaşım beni idare etmiş ve patronlar da yine gelmemişti. Akşam iş çıkışı tekrar hocanın yanına gittim ve "Bugün gidiyor muyuz?" diye kendisine sordum. Hoca dünkü gördükleri karşısında çok etkilenmişti. Bana "Bu işi tek başımıza kalkışırsak sonu kötü bitebilir. Bu yüzden benim hizmetli cinimle anlaştım. Artık kendisini serbest bırakacağımı ama karşılığında onun tüm kabilesinin de hatta bulabileceği diğer tüm arkadaşlarını da bu gece çağıracak ve bize yardımcı olacaklar" dedi. Ancak yine de esas işin tamamen bana düşeceğini söyledi. Ayrıca bazı malzemeler hazırladığını söyledi. Yazılar belirmeye başlayınca "Bunu boynuna tak ve şu ayetleri oku. Sakın ama sakın korkmadan ilerle. Bak bu çok önemli" diye ekledi. "Bu şekilde sana zarar veremezler. Ayrıca
Sana bir bidon su hazırladım. Bak, bu suyu çok dikkatli kullan. Çünkü bu gümüş suyudur. Ancak alelade bir gümüş suyu değil. Üzerine cinleri korkutacak ayetler ve bazı maddeler de ekledim. Yani anlayacağın çok tılsımlı bir silahın var elinde. Boşa kullanma. Çünkü bu onların canlarını çok fazla yakar. Herhangi bir zor durum karşısında bunu onlara savurursun. Yanarlar ve senden kesinlikle kaçarlar dedi. Ardından eve gitmeden doğruca o metruk yapıya gittik. Bu adeta bir ölüm kalım savaşına çıkmaya benziyordu. Hatta bir ara neden ben bunca maceraya giriyorum, vazgeçmeliyim diye bile düşündüm. Ama hayatımın geri kalanını bu halde nasıl geçirebilirdim ki? Bu işi bir neticesine bağlamazsam hiçbir zaman rahat edemeyeceğimi biliyordum. Sonra hocaya dönerek sen benimle bu işlere kalkışmaya mecbur değilsin. İstersen ben yalnız giderim dedim. Hoca da benim bu işten vazgeçmem maalesef mümkün değil. Eninde sonunda böyle veya başka türlü büyük sıkıntılara gireceğimi hep biliyordu şeklinde bir konuşma gerçekleştirdik. Ardından hizmetlinin ve arkadaşlarının burada olup olmadıklarını sordum. Henüz yoklar ama muhakkak geleceklerini söyledi. Sonra sessizlik içinde ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bir yandan da bildiğim bütün sureleri ve duaları okumaya çalışıyordum. Her zamanki gibi vakit gelmişti. Elime dürbünü aldım ve cama çıktım. Bir müddet ormanı gözetledim. Ama o sırada birdenbire dürbünün tam ucuna, yani tam gözümün önüne ateşler içinde yanan bir çift göz belirdi. Dürbünü bırakır bırakmaz ormandaki cinlerin evin etrafını sardığını gördüm. Hemen elimdeki tılsımı alıp boynuma taktım. Gümüş suyunu da elime aldım. Hocaya döndüm. Ne yapacağız? Etrafımızı sarmışlar dedim. Hoca ise bundan sonrası sana ait. Ben sana buradan destek olacağım dedi. Beni yalnız mı bırakıyorsun yoksa dedim. Ama o çoktan eline bazı kitaplar almış ve okumaya başlamıştı bile. Tehditkar bir şekilde evin etrafını sarmış olan cin kabilesine evden çıkmadan bağırarak seslendim. Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Bizden, insanlardan ne istiyorsunuz diye. Ama o kadar çok kalabalıktılar ki sürekli hareket eden bu kalabalıktan başım dönmeye başlamıştı. Evin önünde, çatıda ve duvarlarda her yerde sadece onlar vardı. Garip olan şu ki onlardan korkmuyordum. Fakat bana zarar verebileceklerini bildiğim için dışarıda çıkamıyordum. Sorularıma cevap vermiyorlardı. O sırada onların reisi olduğunu düşündüğüm en heybetli ve korkunç olanı ormandan eve doğru yaklaşmaya başladı. Diğerleri adeta ona yol açıyorlardı. Camın önüne geldiğinde yanındakilere bir şeyler söyledi ve bir anda karım ellerinde tutsak edilmiş bir şekilde karşıma getirildi. Sonra bana reisleri dönerek benim anlayabileceğim bir şekilde "Şimdi soru sırası bende." dedi. "Ey Ademoğlu, sen kimsin ve bizden ne istiyorsun?" diye sordu. Tüm cesaretimi toplayarak "Siz benim çocuklarıma zarar verdiniz. Ben de bunun için sizin peşinize düştüm." dedim. Olabildiğince gür bir sesle "Bizler size, yani insanoğluna zarar vermeyi hiç düşünmedik. Ama siz bizim yaşam alanımızı ele geçirdiniz. Bize saldırdınız, bizlere zarar vermeyi ilk siz başlattınız." diye kürledi. "Bizim evimiz burası. Ama sizler, yani insanlar gelip ormanımızı yaktınız, yıktınız ve evlerimize yerleştiniz. Başlarda hiçbir şey demedik. Bütün bu olan bitene göz yumduk. Ama bu gidişle bizim evimizi tamamen yok etmenizden korktuğumuz için sizlere vesvese vermeye ve birbirinize düşman etmeye başladık. Siz Ademoğulları zaten buna çok müsait yaratıklarsınız. Oysa bizler ifritten değiliz. Yani sadece evimizi korumak amaçlı sizleri korkutmak istedik. Bunun haricinde hiçbir şey yapmamıştık. O gün ormanda çocuklarına gelen taşı da biz yönlendirdik. Ama sen de biliyorsun ki büyük bir zarar vermedik. Sadece sizi biraz korkutarak ormandan uzak durmanızı istemiş. Ama sen direndin ve her gün bizi izlemeye başladın. Bizi takip et. Bütün bunların sebebi sensin diye haykırdı. Ben de öyleyse karımı bırakın dedim. O size bir zarar vermedi diye bağırdım. Kahkaha ile karışık artık çok geç. Alabiliyorsan gel ve kendini al diye o da bana gürledi. Tamam dedim. Korkmadığımı göstermek için evden çıktı. Sesimi olabildiğince gür çıkartarak
Size son defa şans veriyorum. Karımı bırakın dedim. Reisleri karşıma geçerek bir kahkaha daha attı. Yoksa ne yaparsın dediği anda elimdeki gümüş suyundan birazını hemen reisin üzerine fırlattım. Kulakları sağır edercesine çığlık atmaya başladı ve geriye kaçtı. Bu beni daha da cesaretlendirdi. Bırakın diyorum diye tekrar etti. Canı çok yanmış olduğu belli olan reisleri yerlerde yuvarlanıyor ve hala üzerindeki gümüş suyunun değdiği yerlerden dumanlar tütüyordu. Elimdekini havaya kaldırarak size söylüyorum diye olabildiğince sert bir ses tonuyla sözlerimi yineledim. Reisleri diğerlerine dönerek karımı bırakmalarını istedi. Ellerinden kurtulur kurtulmaz karım koşarak bana geldi ve sarıldı. Korktan zangır zangır titriyordu. Ama şu anda eşimin bu durumuyla ilgilenemezdim. Reislerinin üzerine doğru yavaş yavaş yürüdüm. Yakınımdaki cinlerden birkaç tanesi hemen üzerime atıldılar. Ama bana dokunamıyorlardı. Bu da tılsımın gerçekten işe yaradığının bir kanıtı olmuştu bana. Durumu kontrol altına alabileceğimden güvencem artmıştı. Biz insanlara zulmediyorsunuz dedim. Reisleri acı içinde kıvranıyorken bir yandan da sinir bozucu bir şekilde gülmeye başladı. Peki o elindeki şey bitince buradan nasıl kurtulacaksın dedi bana. Bu konuda haklıydım. Ben de bilmiyordum. Bu gümüş suyunu en fazla birkaç defa daha kullanabilirdim. Elinde sonunda bitecekti ve sonunda onların eline düşecektik. Bu durum karşısında sadece zaman kazanmak için tehditler savurabildim. Ama nereye kadar? Bunu ben de bilmiyordum. Tam o sırada kulakları sağır edercesine tiz bir ses duyuldu. Ardından daha önce hissettiklerimden daha kuvvetli bir rüzgar çıktı. Kısa süren bu durumdan hemen sonra gürültüler çoğaldı ve etrafındaki cinlerin arka taraflarından çok daha kalabalık bir cin grubu göründü. Bunlar çok hızlı hareket ediyorlar. Kimi uçarak geliyor, kimi koşarak, kimi de yer altından fırlıyorlar. Sonra daha önce reislerinin geldiğinde açılan bir yol gibi kalabalık bir anda yarıldı ve ortalarından bizim hocanın hizmetlisi olan cin göründü. Şimdi daha çok rahatlamıştım. Bu gelenler beklediğim yardımcılardı. Yanıma doğru yaklaştı ve reise dönerek aralarında anlamadığım dilde hararetli bir konuşma geçti. Onlar bu şekilde konuşurken yeni gelen grup öncekilerin hepsini daralan bir çemberle sıkıştırmaya ve korkutmaya devam ediyorlardı. Bir müddet sonra o heybetiyle ağaçları sarsan reis bizimkinin önünde diz çöktü ve bana döndüler. Anlaşmayı kabul ettiklerini, artık bizi rahat bırakacaklarını söyleyerek başı öne eğik bir şekilde ellerini yere değdirdi ve af diledi. Hizmetli cin bana doğru baktı ve artık onların bu ormanı terk edeceklerini, ormanda insanların rahat edebileceklerini söyledi. Aralarında benim bilmediğim bir dilden konuştukları için anlaşmayı anlayamamıştım. Ama durumu kurtarmış gözüküyordu. Bundan dolayı sadece eğer sözümüzü dinlemez ve bu yaptıklarınıza devam ederseniz bu elimdeki sudan ormanın tamamını yıkayabilecek kadar çok biriktirdiğimi ve yapacağımı diğer şeyleri hayal bile edemeyecekleri gibi bir ekleme yaparak yolu açmalarını söyledim. Reis, tamam ama bir şey daha var dedi. Bu evi yıkmak için izin vermemiz gerektiğini söyledi. İzin olmazsa oraya yaklaşamıyorlarmış. Ben de çok fazla irdelemeden sizin olsun dedim. Eşimi kollarımın arasına alarak evdeki hocaya seslendim. O da dışarı çıktı ve neler olduğunu sordu. Bitti dedim. Artık tamamen kurtulduk. Burayı terk edeceklerini söylediler. Sonra bir uğultu ve arkasından o metruk yapının tamamen yıkıldığını gördük. Artık üzerimizden büyük bir yükün kalktığını düşünerek beraberce eve yöneldik. Eşime çocukları sorduğumda onların hala memlekette olduğunu söyledi. Senin burada ne işin var dedim. O da benim telefonda gelmemem için yüksek sesle hayır kesinlikle gelmeyin dememden korkmuş ve beni kontrole gelmiş. Ama artık o da her şeyi biliyordu ve bana inanıp güveniyordu. Güzel bir hafta sonu geçirdi. O hafta sonu boyunca mahallemiz artık eskisinden çok daha sakindi. İnsanlar daha rahat gibiydiler. Silah sesleri ve kavga gürültü sesleri yoktu. Haftanın ilk iş günü gerçekten dinlenmiş bir şekilde işe gittim. İş arkadaşlarımda da bu değişimi hissedebiliyordum. Daha pozitif
ve enerji dolu olan çalışma arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdik. Akşam üzeri iş yerinden ayrılırken patronlarımı arabalarına binerken gördüm. Arabaya oturdular ve tam giderken birisi camdan bana doğru baktı ve o an o geceki türbünle bakarken karşılaşmış olduğum ateşten gözleri onun gözünde tekrar gördüm. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Müge. Bu olaylar yaşandığında 16 yaşındaydım. Mahalle arkadaşım olan Ahmet, aynı zamanda da sınıf arkadaşımdı. Kendimizi bildik bileli arkadaştık. Hatta aramızda o kadar yakın bir bağ vardı ki, ergenliğin de verdiği etkiyle bu arkadaşlık hoşlanmaya dönüşmüştü. Okula her gün beraber gider, beraber dönerdik. Bir gün yine okul bitmiş, eve dönecekken babam beni okula almaya geldi. Babam, Ahmet'i çocukluğundan beri tanır, ailecek görüşürdük. Ahmet'i evini bıraktıktan sonra babamla eve geçtik. Neden geldiğini anlamamıştım. Bir şey olduğu belliydi. Annem, abilerim ve dayımlar oturma odasında toplanmış bir şeyler konuşuyorlardı. Dayımlar normalde Almanya'da yaşıyorlar. Türkiye'ye ziyarete gelmişlerdi. Babam, okulunda konuştum. Dayımların da yardımıyla Almanya'ya çalışma izni için başvurmuştum. Kabul edilmiş. Dayımlar Almanya'ya dönerken onlarla birlikte biz de gideceğiz. Bu yüzden bir an önce işlemleri halledip toparlamalıyız dedi. Şaşırmıştım. Ne zaman böyle bir karar verip başvuruda bulunmuşlardı. Hiç haberim yoktu. Babamın ailesi zaten Almancıydı ama annemle evlendikten sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı. Babamın bir inşaat şirketi vardı. Kendisi de inşaat mühendisiydi. İşleri son yıllarda gittikçe kötüleşiyordu. Ama durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Babam pasaportlarımızı yeniletti. Evi olduğu gibi bıraktık. İleride ne olacağını bilmediğimiz için evi satmayacak ya da kiralamayacaktık. Okulun son günüydü. Yaz tatiline giriyordu. O gün son kez okuluma gidecektim. Her zaman olduğu gibi Ahmet sabah beni almak için kapıda bekliyordu. Ailem bana söylediğinden beri bir aydan fazla zaman geçmişti ama ben Ahmet'e Almanya'ya taşınacağımızı bir türlü söyleyememiştim. İnce uzun sarı bir çocuktu ve güldüğü zaman tüm dişleri görünürdü. Yine tüm dişlerini göstererek gülümsüyor ve bana bakıyordu. Ona o gün okula gitmek istemediğimi, karnelerimizi sonra alabileceğimizi söyledim. Tüm gün dışarıda dolaştık, sohbet ettik. Okula gidip karnelerimizi aldık. Eve dönerken bana dönüp ne zaman gidiyorsunuz diye sordu. Şaşırmıştım. Nereden öğrendiğini sordum. Annem annesini anlatmış ve o da ben söyleyene kadar sormamaya karar vermiş. Ağladım. O da ağladı. Bir gün tekrar döneceğimi söyledim ve sarıldık, vedalaştık. Henüz 16 yaşındaydım ve o yaştaki bir insan için çok büyük bir üzüntüydü. Aradan 20 sene geçmişti. Ahmet'le hiç irtibata geçmedim, geçemedim. Hatta Türkiye'den kimseyle görüşmedim. Hemşire olmuştum. Burada 5 yıl kadar süren bir evliliğim olmuştu. Eşimin alkol sorunu vardı ve son zamanlarda eve bile gelmez olmuştu. Sorunlu bir boşanma sürecinden sonra burada nefes bile alamaz olmuştum. Abimler, annem ve babam burada rahat ve mutluydu. Ama artık ben burada kalmak istemiyordum. Yıllar önce bıraktığım o güzel hayatı arıyordum. Son günlerde hep Ahmet'i düşünüyordum. Acaba o da beni unutmuş muydu? Evlenmiş miydi? Çocukları var mıydı? Ailem çok ısrar etse de kararımın kesin olduğunu söyledim. Eşim yoktu. Çocuğum yoktu. Abilerim kendi aileleriyle meşguldü. Babam ve annem de küçük, kırsal bir ev almış. Yaşlılıklarını küçük bahçeleri ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyorlardı. Artık burada benim için bir şey kalmamıştı. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye evime dönmüştüm. Erken saatte indiğim için güneş daha doğmamıştı. Müstakil evimizin bahçesini yabani otlar sarmıştı. Ev iyiden iyiye yıpranmıştı. 20 sene boyunca hiç dokunulmamıştı. Dışarıdan terk edilmiş gibi görünüyordu. İster istemez içimi bir üzüntü kapladı. İlk günlerimi
evin temizliği ve tadilatla geçirdim. Eski, güzel zamanlara dönmesi için elimden geldiğince gayret gösterdim. Kendimi bir şekilde oyalıyordum. Ahmet'i görmek istiyordum ama onun hayatının devam ettiğini tahmin ediyordum ve bu gerçekle yüzleşmekten kaçınıyordum. Henüz cesaretimi toplayamamıştım. Gece geç saatlerde düşüncelere dalmış, ev ile uğraşırken kapı çaldı. Ustalardan biri bir şeyini unuttu herhalde diye düşünerek kapıyı açtım ve dona kaldım. Kapıyı çalan Ahmet'ti. Sanki hiçbir şeyin değişmemiş, yine okula gitmek için beni almaya gelmiş gibi. Uzun ince sarı çocuk, biraz olgunlaşmış, biraz da yaşlanmıştı. Ama yine tüm dişlerini göstererek gülüyor ve mavi gözleriyle bana bakıyordu. Sanki hiç ayrılmamışız. Aradan 20 sene geçmemiş gibi sarıldı. Sabaha kadar sohbet ettik. Hiç evlenmediğini, benden haber almaya ve ulaşmaya çalıştığını ama başaramadığını anlattı. Ben de ona kendi yaşadıklarımı anlattım. Zaman nasıl geçti anlayamamıştım. Neredeyse sabah olmak üzereydi. Ahmet artık gitmem lazım diyerek kalktı. Gitmesini hiç istemiyordum. Merak etme. Artık seni bırakmaya hiç niyetim yok. Telefon kullanmıyorum. Ve artık eski evde de oturmuyoruz ama ben her akşam burada olacağım dedi. Ve gün doğmadan gitti. Korktuğum gibi olmamıştı. Her şey beklediğimden daha iyi gitmişti. Artık eski mahallemi gezmek ve nelerin değiştiğini görmek istiyordum. Sabah olduğunda tüm günümü dolaşarak ve eski komşularımızı görme umuduyla geçirmiştim. Ama arada 20 sene geçmişti. Bakkal Mesut amca ölmüştü. Dükkanını bir şirket alıp markete çevirmişti. Madam Hamdi amcanın dükkanı yıkılmış, yerine apartman yapılmıştı. Eski komşularımızdan hiç kimse yoktu. Ahmet'in de dediği gibi onların eski evlerinde de başka insanlar yaşıyordu. Sadece Hamide teyzenin evinde torunu yaşıyordu. Küçükken bir iki kere Hamide teyzeyi ziyarete geldiklerinde görmüştüm o kadar. Hamide teyzeyi yaşı gereği özel bir bakım evine yatırmışlardı. Onun için üzüldüm. Çok şen şakrak, tatlı bir kadındı. Şimdi ise yaşlılar yurdunda kalıyordu. Çocukları ve torunları yoğun çalıştıkları için onunla ilgilenemiyorlardı. Eve dönerken hava neredeyse kararmak üzereydi. Ev artık dışarıdan çok daha iyi görünüyordu. Bahçeyi dolduran yabani otlar yok olmuş, dış cephe yenilenmişti. Artık terk edilmiş görünmüyordu. Kapıya yöneldim. Tam kapıyı açacakken omurgamdan yukarı bir ürperti yükseldi. Tüylerim diken diken oldu. İstemsiz bir şekilde arkamı döndüm. Yine Ahmet'ti. Söz verdiği gibi akşam olur olmaz gelmişti. Gülümseyerek bana bakıyordu. İçimdeki ürperti hissi hala geçmemişti. Hava hafif serindi. Havadandır deyip üstünde durmadım. İçeri davet ettim. Tüm gün pek bir şey yememiştim. Ahmet'in de aç olabileceğini düşünüp bir şeyler hazırladım. Birlikte sofraya oturdum. Ama Ahmet yemeklere dokunmuyordu. Dünden kalan yemekler vardı. Yemek yapacak vaktim olmamıştı. Dünden kaldığı için beğenmediğini düşündüm. Tam masayı toplarken Ahmet masada duran benim yediğim tavuktan kalan bir parça kemiği aldı ve ağzına attı. Kemikleri çiğnerken çatırdamasını duyabiliyordum. Ben de şaşkınlıkla onu izliyordum. Lokmasını yuttuktan sonra benim şaşkın bakışlarıma fark etmiş olacak ki garip zevklerim vardır, biliyorsun. Tavuk kemiğini çok severim, eline sağlık. Çok güzeldi dedi ve gülümsedi. Ben de bozuntuya vermemeye çalışarak tabii ki biliyorum seni dedim. Ben mutfağı toplarken bir taraftan sohbet ediyorduk. Hayatı hakkında çok ketumdu. Pek fazla bilgi vermiyordu. Nerede yaşadığını, neden telefon kullanmadığını sordum. Acil bir şey olursa ona ulaşmak istediğimi söyledim. Bana çok uzak bir semt adı verip orada yaşadığını, aile işinde çalıştığını, telefonları da sevmediğini söyledi. Aile işinin ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Günlerimiz bu şekilde geçiyordu. Her akşam geliyor, gün doğmadan gidiyordu. Sabahlara kadar gülüyor, sohbet ediyorduk. Çalışmaya başlamam gerekiyordu. Birikmişim vardı ama hep evde olmak bana göre değildi. Ahmet, benimle biraz daha vakit geçirmek istediğini,
acele etmememi söylüyordu. Açıkçası ben de onu görmeyi istiyordum. Bu yüzden acele etmiyordum. Bu şekilde aylar geçirdik. Bir gün alışverişten dönerken arabadan inen Hamide teyzeyi gördüm ve hemen yanına koştum. Çok yaşlanmıştı ama beni hemen tanıdı. Boynuma sarıldı. Elinde büyümüştüm. Beni tanımasına şaşırmadım. Hemen ellerinden öptüm. Halini hatırını sordum. Torunları bir süre Hamide teyzeyi yanlarına almaya karar vermişlerdi. Çok sevinmiştim. Oturup saatlerce eskilerden bahsettik. Ahmet ve benim ne kadar tatlı olduğumuzu, hiç ayrılmadığımızı, herkesin bizim büyüyüp evleneceğimize emin olduğundan bahsetti. Sonra bir anda Hamide teyzenin gözlerini bir hüzün bürüdü. Elimi tuttu. Kızım, ben de çok üzüldüm. İkiniz de elimde büyüdünüz. Ahmet'in başına gelenler çok acı dedi. Şaşırmıştım. Ne oldu ki Ahmet'e dedim. Hamide teyze tam anlatacaktı ki. Hamide teyzenin bakıcısı geldi. Onu tuvalete götürmek için kaldırdı. Ben de akşam olduğu için Ahmet beklemesin diye bir an önce çıktım. Kafam karman çormandı. Yaşlı kadın saçmaladı herhalde. Ne olmuş olabilir ki diye düşünerek yürürken evin bahçesinde beni bekleyen Ahmet'i gördüm. Bu sefer gülümseyerek beklemiyordu. Yüzünde bir durgunluk vardı. Beti benze atmıştı. Hatta sinirli gibiydi. Hiçbir şey demeden eve girdi. Bana sarıldı. Ellerinden tutup oturttu. Ve yine ellerinden tutarak artık evlenmeliyiz dedi. Bir süre ne diyeceğimi bilemedim. Ahmet'le yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluydum. Ve son birkaç ay rüya gibiydi. Ama bu kadarını hiç düşünmemiştim. Önceki evliliğim çok kötü bir tecrübe olmuştu. Bu yüzden evlilik fikrini çok derinlere gömmüştüm. Ona onu çok sevdiğimi, onunlayken çok mutlu olduğumu söyledim. Fakat çok erken olduğunu, biraz süreye ihtiyacım olduğunu söyledim. O an o bembeyaz suratı gözlerimin önünde resmen griye döndü. Hava aniden ağırlaşmıştı. Gözlerinde korkunç bir bakış vardı. Sinirden deliye döndüğü belliydi. Bir süre sessizce durdu ve en azından ailem ile tanış, annem seninle tanışmayı çok istiyor dedi. Ben de beni zaten çocukluğumdan beri tanıyor. Ne tanışması dedim. Biraz durup sırıttı. Uzun zamandır seni görmedi sonuçta. O küçük kız değilsin artık dedi. Ve bu sefer normalden daha erken gitti. O gidince evdeki ağırlık bir anda dağıldı. Koltuğa oturup derin bir nefes çektim. Kendince o da haklıydı. Fazla tepki vermişti ama bir yuva kurmak onun da hakkıydı. Uzun zaman sonra kavuşmuştuk. Üzerine fazla düşünmemeye çalışarak yatağıma uzandım ve uykuya daldım. Rüyamda Ahmet'le birlikte tanımadığım ormanlık bir yerde oturuyorduk. Her zaman olduğu gibi gülümseyerek bana bakıyordu. Yine akşam vaktiydi. Hava karanlıktı. Ahmet'in yüzü griye dönmüş, gözlerinin altı kararmıştı. Ben onu incelerken kollarımdan tuttu ve evlen benimle dedi gülümseyerek. Ben cevap vermedim. Ona bakmaya devam ettim. Yine söyledi. Evlen benimle. Ben cevap vermedikçe ard arda aynı şeyi söylemeye devam ediyordu. Sinirlenmeye başlamıştı. Yüzü griden siyaha dönüyordu. Masmavi gözleri kaybolmuştu. Onlar da koyu derin bir siyaha dönüşmüştü. Sesi gittikçe daha da korkunç bir hal alıyordu. Evlen benimle, evlen benimle. Söyledikçe kollarım sıkmaya başlamıştı. Tırnaklarını etime geçiriyordu. Canım yanıyordu. Kurtulmaya çalışıyordu ama kurtulamıyordum. Bir anda kan ter içinde yataktan fırladım. O kadar korkmuştum ki daha önce hiç nefes alamamış gibi nefes nefese kalmıştım. Tekrar yatacak cesaretim yoktu. Kalktım. Bir bardak su koyup mutfak masasına oturdum. Suyumu yudumlarken bir yandan da düşünüyordum. Ahmet, 20 sene önce bıraktığım Ahmet değildi. Bu belliydi. Yıllar içinde değişmesi normaldi tabii ama kendi kendime yeni yeni itiraf ediyordum. Onda beni rahatsız eden ve korkutan bir şey vardı. Ezan okunuyordu. Güneşin doğmasını bekledim. Kafa dağıtmak için yürüyüşe çıktım. Dolaşırken gözüme Hamide teyze çarptı. Bu saatte bu soğukta bahçede oturuyordu. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Yanına gittim. Hamide teyze nasılsın dedim. Oğlunun artık onu ziyarete gelmediğinden yakınıyordu.
Halbuki torununun söylediğine göre oğlu geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti. Ben bu durumu bildiğim için yaşlı kadın oğlunu unutamıyor diye düşündüm. Sonra bana dönüp yanağımı okşadı. Müge kızım, sen de üzülme. Ahmet öldü ama sen daha çok gençsin. Elbet karşına seni mutlu edecek biri çıkar dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hamide teyze ne diyorsun sen? Kelimeler ağzımdan çıkmıyordu. Daha dün akşam Ahmet'le elim diyerek zoraki bir şekilde gülümsedim. Bana ciddi bir şekilde bakıp yavrum sen iyi misin? Ahmet öleli yıllar oldu dedi. Ellerim titremeye başlamıştı. Şimdi o bana kafam gitmiş muamelesi yapıyordu. Hamide teyze başkasıyla karıştırıyorsun. Senin kafan karışmış dedim. Kızım ben bu mahallede doğdum. Burada öleceğim. Gelmiş gitmiş herkesi bilir tanırım. Tamam yaşlandım. Dalgınlığım tutuyor ama daha bunamadım dedi. Saf saf ona bakıyordum. Ölmüş oğlunun ona ziyarete geldiğinden bahseden yaşlı kadın gitmiş. Yerine aklı başında bir kadın gelmişti. Ama söyledikleri yine saçmaydı. Derken lafa girdi. Sen gittikten birkaç sene sonraydı. Sen gidince Ahmet sana ulaşmaya çalıştı ama ulaşamadı. Sen de aramadın, ayıp ettin. O efendi çocuk gitti. Yerine berduş, serseri bir şey geldi. Annesi babası onu toplamak için çok uğraştı ama olmadı. En son hastaneye mi ne yatırdılar? O içtiği zıkkımdan kurtulsun diye ama kaçıp fazla mı ne almış? Sokaklarda öldü zavallı çocuk. Ailesi de ondan sonra duramadı buralarda. Ne var ne yok satıp gittiler. Elim ayağım boşalmıştı. Sersem sersem kalkıp bir şey demeden eve gittim. Hamide teyze bunaktı. Saçmalıyordu. Ama söyledikleri beynime kazınmıştı resmen. Bir türlü unutamıyordum. Kendimi bitap düşmüş bir şekilde yatağıma bıraktım. Saatlerce tabana bakarak sadece düşündüm. Ahmet'in ne kadar değiştiğini düşündüm. Ya o Ahmet değilse dedim. Ama bu olamazdı. Oydu. Gözleri, gülüşü, yüzü, çocukluğumuza dair her şeyi biliyordu. Bu kadar tesadüf olamazdı. Derken kapı çaldı. Havanın karardığını o an fark ettim. Kaç saattir yatıyordum ben. Hala güçsüzdüm. Hala kendime gelememiştim. Ayaklarımı sürüye sürüye kapıyı açtım. Yine Ahmet vardı karşımda. Arkasında da bir sürü kadın vardı. Kara çarşaflı, yüzleri seçilmeyen onlarca kadın. Hiç tepki veremiyordum. İstemsizce kenara çekildim. İçeri girdiler. Odaya geçip oturdular. Bana bakarak aralarında hararetli hararetli fısıldaştılar. Derken hepsi bir anda sustu. Ahmet gidip ortada oturan annesi olduğunu düşündüğüm kadının elini öptü. Annesini tanıyordum. Az çok hatırlıyordum ama neden çarşaf giymişti anlamamıştım. Normalde açık bir kadındı. Yüzü o kadar kapalıydı ki seçemiyordum. Ahmet elini öpünce bana döndü. Onunla beraber herkes çıt bile çıkarmadan bana bakıyordu. Kadının eli havada bekliyordu. Korkarak yaklaştım ve elini öptüm. Ayağa kalktı. Belinden sarılı bir bez çıkardı. Dikkatlice içini açtı ve bir muska çıkardı. Boynuma taktı. Hiçbir tepki veremiyor, itiraz edemiyordum. Tüm vücudum kas katıydı. Sonra kadın Ahmet'e baktı ve yine hiçbir şey demeden tüm kadınlar kapıdan çıkıp gitti. Ahmet, hazırlan. Yarın gece gelip seni alacağım dedi. Ve o da gitti. Ne oluyordu? Nasıl bir kabusun içine düşmüştüm ben? Artık emindim. Bu Ahmet değildi. Kimdi bilmiyorum. Korkuyordum. Kaçmak, gitmek istiyordum. Hemen telefona sarıldım ve Almanya'yı ailemi aradım. Telefonu annem açtı ağlayarak. Anne dedim. Annem alo'yla demeye devam ediyordu. Halt düşmedi herhalde deyip kapattım. Tekrar aradım. Annem yine sesimi duymuyordu. Oradan abimi aradım. Yine aynı şekilde. Tanıdığım kim varsa telaşla arıyordum. Kimse sesimi duymuyordu. Çıldırmış gibi gecenin bir vakti kendimi dışarıya attım. Hamide teyzeyi görmeliydim. Koşarak evlerine gittim. Çıldırmış gibi kapılarına dayandım. Saatin kaç olduğu umurumda değildi. Kapıyı uyku sersemi bir şekilde torunu açtı. Ağlayarak Hamide teyzeyi görmem gerek diyordum. Ağzımdan başka bir şey çıkmıyordu. Hamide teyzeyi görmeliydim. Torunu beni içeriye aldı. Biraz sakinleşince torunu bana babaannemi
bu sabah karşı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu dedi. Şok olmuştum. Kadına baka kaldım. Bardak elimden düştü. Ben daha sabah Hamide teyzeyle konuşmuştum. Deliriyor muyum diye düşündüm kendi kendime. Kadın bardağı alıp masaya koydu. Çekmeceden bir kağıt çıkartıp bana uzattı. Babaannem ölmeden bir gece önce bana bu kağıdı vermişti. Sıkı sıkı tembih etti. Sana vermem konusunda. Sabahında vefat etti zaten. Ben de sana uğrayıp bunu verecektim ama telaştan vaktim olmadı. Açtım. Sadece bir adres vardı. Ne isim, ne de bir not. Sadece bir adres. Başka bir şey yazmıyordu. Bu adres bana bir yerlerden tanıdık gelmişti. Yapacak bir şeyim yoktu. Eve de gitmek istemiyordum. Hamide teyzenin neden bana bu adresi bıraktığını merak ettim ve yola çıktım. Verdiği adres arabayla 10 dakika uzaklıktaydı. Adrese vardığımda eski, küçük bir evle karşılaştım. Evet, emindim. Buraya daha önce de gelmiştim. Kapıyı çaldım. Bir kadın açtı. Buyur kızım, seni bekliyorduk dedi. Şaşırdım. Sanki evin içine nereye gitmem gerektiğini biliyormuşum gibi bir odaya daldım. Yaşlı bir adam bana bakıyordu. O zaman hatırladım. Bu Mehmet amcaydı. Çok küçükken annem birkaç kez beni ona getirmişti. Muskalar yazdırmıştı. Mehmet amca ben elini öpmeye kalkmadan hışımla ayağa kalktı ve boynumda asılı olan muskayı tuttuğu gibi kopardı. Yanan sobanın içine atıp dualar okumaya başladı. Muska bluzumun içindeydi. Nasıl anlamıştı? Bunu neden yakmıştı? Tekrar yerine oturdu. Kızım, beni hatırladın mı dedi. Evet Mehmet amca, hatırladım. Annemle küçükken buraya gelirdik dedim. Hamide Hanım birkaç gün önce beni aradı. Senin için endişeleniyordu dedi. Anlaşılan çocukken başına bela olanlar geri dönmüşler. Kimler Mehmet amca diye sordum. Buraya dönmekle hata ettin kızım dedi. Dönmeyecektin. Babana tembih ettim. Nasıl oldu da seni yolladılar? Annem ve babam dönmemem için çok direnmişti ama ben dinlememiştim. Mehmet amca, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kimlerden bahsediyorsun? Neden geri dönmeyecekmişim? Ne oldu? Ailem Almanya'ya neden göçtü? Evladım, sen daha çok küçük olduğun halde bir cin sana musallat oldu. Krizlere giriyor, yatağında debeleniyordun. Henüz çok küçüktün, unuttun demek. Annen doktor doktor gezmiş ama bir çare bulamamış. En son Hamide Hanım'ın aracılığıyla seni bana getirmişlerdi. Elimden geleni yaptım. Ehli hocalardan yardım aldım. Ama onları senden uzaklaştırdıkça bu sefer ailene saldırdılar. Babanın işleri gün geçtikçe kötüleşti. İflas etti. Ailen de benim tavsiyemle seni de alıp buralardan uzaklaşmakta buldular çareyi. Sen gidince de bu sefer Ahmet'e saldırdılar. Ama onu kurtaramadık. Sonu ölüm oldu. Ağlamaya başladım. Fakat Ahmet'le ben aylardır görüşüyorum dedim. Benimle evlenmek istiyor. Mehmet amca duraksadı. Dua olduğunu düşündüğüm bir şeyler mırıldandı. Sonra elimi tuttu. Evladım, o Ahmet değildi dedi. Saçmalama Mehmet amca dedim. Bunlar saçmalık değil evladım dedi. Sen de aslında farkındasın bir terslik olduğunu. Biliyorsun değil mi dedi. Doğru söylüyordu. Başından beri terslik olduğunu hissediyordum. Ne yapmam gerektiğini sordum. Bu gece gelip beni alacağını söyledi. Birkaç yere telefon etti. Bir süre sonra eve birkaç erkek ve kadınla geldi. Kızım korkma. Biz ne dersek yap. Kendini bize bırak. Bu gece bu iş ya hayırlı ya da şerli şekilde sona erecek dedi. Bana kapıyı açan kadının Mehmet amcanın kızı olduğunu tahmin ediyordum. Bahçedeki tavuklardan birini kesip kanını bir tasa koyup getirdi. Herkes bir şeylerle uğraşıyordu. Ben de kenarda sessizce oturmuş onları izliyordum. Sonra yere uzanmamı söylediler. Göbeğimi açtılar. Mehmet Hoca tastaki tavuk kanı ile göbeğime sağıma soluma bir şeyler yazıyordu. Biri kaynattığı kazana anlamadığım dilde bir şeyler okuyup üflüyor. Yazılan kağıtları yakıp küllerini içine atıyordu. Diğerleri de etrafımda çember oluşturmuş halde durmadan dua ediyorlardı. Korkudan ölmek üzereydim. Ya onlar da bana kötü bir şeyler yapıyorsa diye düşündüm. Başka çarem yoktu.
artık gözümü karartmıştım. Olacağına varır deyip kendimi onlara bıraktım. O an Ahmet'in sesini duydum. Ahmet penceredeydi. Pencereyi tıklıyor, hafif bir sesle bana sesleniyordu. Müge, seni almaya geldim. Hadi dışarıya gel. Mehmet amcanın kızı, onu görmüş olacak ki, kalkıp sertçe perdeyi çekti. Derken camlar ve kapılar sallanmaya başladı. Deprem oluyormuş gibiydi. Ama ev sallanmıyordu. Sadece kapılar ve pencereler sallanıyordu. Ahmet'in ya da Ahmet kılığındaki o şeyin sesi bozulmaya ve bağırarak bana seslenmeye başladı. Müge, kaçamazsın. Sen benimsin Müge. Korkudan zangır zangır titriyordum. Mehmet amcanın kızı perdeyi aralamış, dışarıda bir şeye bakıyordu. Ben de kenardan görebiliyordum. Pencerenin önü siyah silüetlerle doluydu. Onlarca karaltı. O an doğru bir karar verdiğime emindim. Beni kurtarsa kurtarsa Mehmet amca kurtarırdı. Mehmet amca eline bir bıçak aldı. Dualar okuyarak kaldırdı ve karnıma sapladı. O kadar hızlı olmuştu ki engelleyememiştim. Ne olduğunu anlayamadan bıçak karnıma kökene kadar girmişti. Ama ilginç bir şekilde canım yanmıyordu. Yine bağıra bağıra dualar okuyarak o bıçağı yerinden çekti. Ama ilginç bir şekilde sadece bir avuç kan aktı. Hepsi ayağa kalkıp bu sefer kazanın etrafında çember oldular. Hepsinin elinde bir şeylerin yazılı olduğu kağıtlar vardı. Ve hepsi onları ateşe verip yanar şekilde kazanın içine attılar. Kazan bir anda güçlü bir şekilde alev aldı. Hepsi yine transa girmiş bir şekilde hiç kımıldamadan dua ediyorlardı. Korkudan kenara sindim. Kazan yandı. Kazan yandıkça dışarıdan gelen sesler değişti. Bu sefer dışarıdan gelen sesler güçlü ağıtlara dönüştü. Ahmet'in sesi geliyordu. Acı içinde adıma haykırıyordu. Güneş doğmaya başlamış. Her şey bitmişti. Mehmet amca yanıma oturmuştu. Diğerleri evi, odayı topluyordu. Kazanı toprağa gömüyorlardı. Mehmet amca son kez bana birkaç dua okudu ve durdu. Bak kızım, biz elimizden geleni yaptık. Hatta yapabileceğimiz son şeyi yaptık. Bundan sonrası sana kalmış. Tüm varımızı yoğumuzu koyduk ortaya. Baban çok iyi arkadaşımdı. Onun kızını yüzüstü bırakamazdım. Sen artık diğer alemdekiler için ölüsün. Nasıl yani dedim. Şaşırmış bir şekilde ben hala hayattaydım. O tencere sensin. Gömdüğümüz toprak da senin mezarın. Senin varlığını onlar için sildik. Seni göremezler ve duyamazlar. Hissedemezler. Ama sanma ki burada gönlünce yaşayabilirsin. Git buralardan. Bir daha da dönme. Buradan kimseyle bir irtibat kurma. Unut burayı. Sana yaptıkları kısırlık lanetinde kırdık. Seveceğin birini bul ve yeni bir yuva kur. Yine şaşırmıştım. Hiç çocuk sahibi olmayı denememiştim ama kısır olduğumu da bilmiyordum. Hemen eşyalarımı toparlayıp fırladım. Havalimanına gittim. Almanya uçağına daha çok vardı. Ben de aktarma yapabileceğim neresi varsa oraya en yakın bileti aldım. Kalkış için 3 saatim vardı. Oturdum. Beklerken yine aklıma Ahmet düştü. Bana musallat olan iblis değil, gerçek Ahmet. Bu korkunun, bu olayların içinde onun ölümüne hiç yanamamıştım. Oturup düşünememiştim bile. Karar verdim. Ölümme bile sebep olsa onu görmeden gitmeyecektim. Atladım bir taksiye. Mehmet amcadan nerede yattığını öğrenmiştim. Soluğu mezarının başında aldım. Ağlayarak tüm içtenliğimle özür diledim ondan. Onu terk ettiğim için, hiç aramadığım için ve benim yüzümden başına bu olaylar geldiği için özür diledim. Yüreğim sızlıyordu. Çünkü ölümüne ben neden olmuştum. Uçağımın vakti gelince Türkiye'ye dönmemek üzere eski mahalleme, Ahmet'e ve vatanıma veda ettim. Aileme olanları anlattım. Babam o kadar öfkelenmişti ki annem de bir o kadar korkmuştu. Türkiye'deki evimizi vekalet vererek sattılar. Bir daha ne mahallemize ne de vatanımıza adım atmadık. Şu an evliyim. Bir tane de evladım var. Adı Ahmet. Arada onu anarım. Huzur içinde yatsın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Samandağ Köyü. 1982 yılında köyde
gizemli bir şekilde çocuklar kaybolmaya başladı. Olayların büyümesi üzerine köylülerden ikisinin jandarmaya verdiği ifade aynen şöyledir. Köyün muhtarı Cengiz Sayın'ın ifadesi, 2 yıl önce köyümüzün çocuklarından biri kaybolmuştu. Tüm köy toplanarak aramamıza rağmen bulamadık. Ya dereye düşmüş olmalı ya da ormanda kaybolmalıydı. Köy halkından da kimsenin bir zarar vereceği aklımıza gelmedi. Daha önce hiç böyle şeyler başımıza gelmediğinden çocuğun derede boğulduğunu, cesedinin de kaybolup gittiğine karar verdik. Ama daha sonra 2-3 ayda bir çocuklar kaybolmaya başladı. Bilirsiniz, bizim burada böyle şeyler oldu mu, hurafeler çıkmaya başlar. Köylüler, cinlerin, kara dedelerin geldiğini söylemeye başladı. Bir anda herkes inanınca da köyün yarısı eşyalarını bile almadan göçtü. İşin aslı meydana çıkınca dönen olmadı. Hatta daha da korktuk. İbrahim'in bunu yapacağına biz de inanmamıştık. Kendi halinde sessiz bir çobandı. Meğer içinde şeytan varmış. Köylülerden Mehmet Kağan'ın ifadesi. İbrahim bazı geceler köyün yakınındaki ormana giderdi. Tek başına gece vakti korkmadan gittiğinden şüphelenmeye başlamıştık. Bir gece muhtar Cengiz, ben ve köyden birkaç kişi onu takip etmeye karar verdik. Ormanın ilerisinde bir mezarlıkta bulduk onu. Eskilerden bir mezarı kazıyordu. Anlam veremedik. Ancak şüphemiz artmaya başladı. İbrahim mezardan uzaklaşınca da mezarda ne olduğunu merak edip kazmaya başladık. Allah'ım, o an korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Kaybolan bütün çocukların kafası mezarın içinde gömülüydü. Daha da kazdıkça çocukların ayakları, kol ve bacakları çıktı. Hemen köylülere haber verip ormanda İbrahim'i aramaya başladık. La ilahe illallah, bir tane görelim. Mezarlığın yakınındaki incir ağacının dallarına bağırsaklar asılmış, yazılar yazılmıştı. Tövbe haşa, yerlere Kur'an-ı Kerim'in sayfaları atılmıştı. Ben ömrümde böyle şey görmedim. Çoban İbrahim'i 7 Ekim 1982'de ormanlık alanda bulundu. İfadesinde İnsikah kabilesinden bir Çin kadınla evli olduğunu ama çocukları olmadığı için İnsikah kabilesi cinleri tarafından bu büyüyü yapmaya zorlandığını söyledi. İbrahim'i 7 çocuğu öldürmekten idam cezası aldı. Cezası daha sonra müebbet olarak çevrildi. 1983 yılında koğuşunda kendini asarak intihar etti. Kırklareli Samandağ köyünün terk edilmesinin hikayesi bu şekilde. Karaman, Gazi Köyü. 1970'li yıllarda Gazi Köyü'nde açıklanamayan olayların yaşanması üzerine 3 çocuk korkmuş vaziyette jandarmaya sığınır. Bu çocuklardan bazıları ailelerine teslim edilmemek üzere yerleştirme yurtlarına yerleştirildi. Köyümüz 30 haneli küçük bir köydü. O günlerde evimizde kavgalar yaşanmaya başlamıştı. Annem sanki hepimize kızgın, düşmanmış gibi bir hal içindeydi. Bir gece uyurken bir hengameyle uyandım. Gözümü açtım. Gördüğüm şeyi bir ömür boyu unutmayacaktım. Annemin bir eli bileğinden kopmuş, çığlıklar atarak bana vuruyordu. Olduğum yerde donup kaldım. Ne bağırabiliyor ne de karşılık veremiyordu. Birden odaya babam girdi. Annemin üzerine atladı. Annem, bırak beni domuz diye bağırırken, babam, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek annemi tutmaya çalışıyordu. Komşuların yardıma gelmesiyle annemi zorlukla bağladık. Birkaç ay tedavi gördükten sonra annem evimize geri döndü. Ancak artık bir eli yoktu. Bir süre hayatımıza normal devam ettik. Annemse neden böyle bir şey yaptığının farkında değildi. Hatta o geceyi hatırlamıyordu bile. Her şey düzeldi derken bir gece yatak odasından Allah'ım yardım et diye bir ses duydum. Hemen annemlerin odasına girdim. Babam kanlar içinde yatıyordu. Annemse elindeki bıçakla bana bakıyordu. Bir anda dilim tutuldu. Annem bıçağı kendine saplamaya başlamıştı. Saplarken de komşumuzun karısına küfürler ediyordu. Kardeşlerimle
Korkarak evden kaçtık. Yakınlardaki jandarma karakoluna sığındık. Uzun yıllar köyümüze dönemedim. Öğrendim ki evimizin bahçesinden kesik keçi kafası, tuvaletin içinden de çeşitli büyüler çıkmış. İmam bunun bir büyü vakası olduğunu, işin ucunun herkese dokunabileceğini söyleyince de köylüler zamanla Karaman'a göç etmişler. Anlatılanlara göre 1973 yılına kadar yoğun nüfuslu bir köydü. Bir yıl içinde tamamen boşaldı. Köylülerin durumlarının iyi olması ise bu hızlı göçün sebepleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Köyden iki kişinin kayıp olması ve bir yıldır bulunamaması üzerine şüpheli olarak görülen köy halkı kayıp kişiler adına açılan mahkeme tarafından sorgulanır. Fakat anlatılanlar insanın kanını donduracak cinsten. Mahkeme kayıtları aynen şöyledir. Bir gün köyümüzün imamı yatsı ezanından sonra "Allah'ım yardım et, Allah'ım kurtar beni" diye bağırarak elinde baltayla köy meydanına geldi. Sesi duyan bütün köylüler merakla meydana toplandık. İmam "Bismillah" diye bağırarak baltayı kendi bacağına sapladı. Belden aşağısı tamamen parçalanana kadar baltayı bacaklarına saplamaya devam etti. Bütün köy korkudan bağırışıyor. Ne olduğunu anlamasak da imamın takati kalmayıp bayıldığında baltayı elinden alarak hastaneye kaldırdık. Birkaç ay sonra imam bacaklarını kaybetse de iyileşti ve köye geri döndü. Bir gece ise korkunç çığlıklarla uyanarak evden çıktı. İmam yerde sürüne sürüne ilerliyordu. Birden "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı ve kesik bacakları olmasına rağmen elleriyle o kadar hızlı sürünüyordu ki korkudan hepimiz evlerimize kaçtık. Ormana doğru sürünen imamdan bir daha haber gelmedi. Bir süre sonra başka bir hocaya durumu anlattık. O da imamın evini kontrol etmemizi, bu hadisenin büyüyebileceğini söyledi. İmamın evine gittiğimizde ne görelim? Bismillahirrahmanirrahim. İmamın yatağında kesik bir keçi başı, tuvalette ise üzeri Arapça yazılarla yazılmış domuz dilleri vardı. Hoca imamın bir büyü yaptığını, bunun sonucunda kafir cinlerin ona musallat olduğunu, bu köydeki her evinde bundan nasibini alacağını söyledi. O günden sonra o köyde kimse duramaz oldu ve o köyü terk etti. Karaman Gazi köyünün terk edilmesine neden olan olay bu şekilde. Kırklar ilinin karanlık köyü, Istıranca dağlarının en kuytu yerinde kalan bu köyde Kurtuluş Savaşı zamanında Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşıyormuş. 60'lı yıllarda köy bir anda boşaltılır ve halk Kırklar il merkezde Karanlık Köyü Mahallesi isimli bir mahalle kurarak göç ederler. Hala hayatta olan yaşlı bir teyze neden köyü terk ettiklerini ise şöyle anlatıyor. "Babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Benim küçüklüğüme kadar da köyümüzde hiçbir sorun yoktu. Ancak bir gece top ve silah sesleri duyduk. Köy sınırda olduğu için savaş çıktığını sanmıştık ama hiçbir şey göremedik. Ne olduğunu anlamasak da birkaç gün sonra sabah ezanının iki camiden okunduğunu duyduk. Halbuki bizim köyümüz o dağlardaki tek köydü. Bizimkinden başka cami yoktu. Bugünlerde korktuğumdan ben annem ve babamla birlikte uyumaya başladım. Bir gece yine sabah ezanından sonra kapımız çalındı. Baktığımızdaysa kimse yoktu. Sonradan öğrendim ki bütün köyün kapısı çalınmış. Bazen de geceleri nereden geldiğini bilmediğimiz düğün sesleri duyuyorduk. Bu sesler geldiğinde babamla annem hemen Kur'an-ı Kerim'i alır, Kur'an okumaya başlardı, dua ederlerdi. Bütün köy bu olaylardan bıkmış ve iyice korkmuştu. Yavaş yavaş köyü terk etmeye başladığında Kırklar ilindeki bir hocanın yanına gidip durumu anlattılar. Hoca babama "Bu köyü hemen terk edin" demiş. Meğer biz göç etmeden önce köyde yaşayan insanlar Bulgar askerleri tarafından köy meydanında toplanıp diri diri yakılmış. Ancak Allah'ın izniyle köylerini terk etmemişler. Hoca yakılan köylülerin kıyamete kadar orada kalacağını söylemiş. Bugün
Karanlık köyünde bir tek evde dahi yaşayan kimse yok. Söylenenlere göre hayvanlar dahi oraya girmezmiş. Kırklar ilinin karanlık köyünün hikayesi de bu şekilde. Bu videoda sizlere cinleri ve kabilelerini anlatacağım. Cin, gözle görülmeyen bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cinlerin atalarına can adı verilir. Cin adı verilen latif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar. Kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi onlar da ateşten yaratılmışlardır. Gül, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler. Eski Araplarda bazen hin kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça'da cin kelimesi karşılığında peri ve div kelimeleri kullanılır. Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına mir denir. Hubs cinlerin erkekleri, havaris ise dişileridir. Araplar cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesmine amir, çocuklara musallat olanlarına ervah, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerini marit. Eğer bu daha ileri gitme, güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise ifrit. Bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa melik adını almaktadır. Afarit, şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit, çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir. Fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edebilir. Amir. Amir, tenha ve doğal yerlerde, yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler genellikle sufli cinlerdir. Yani İslam akadi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini tasavvuf yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar. Ammar. Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler bir evde hemen hemen evde yaşayan ailenin evdeki içkiyle birlikte yenen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşarlar. Ne etliye ne sütlüye karışırlar. Fakat yine duaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icap etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ileride illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşrutiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir. Betr, insanları bağırmaya, çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez. Ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun. Bundan iblis zevk duysun ister. Dasim, yemek şeytanı insanın yediğinde içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalır ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak, maddiyatı olmayan maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp, itaat ve taatten alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak. Demo, aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de, bu ırka ait
belirli bir isim yoktu. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Demon davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilirler. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntülerle, seslerle kandırabilir. Asla hadim olamazlar. El-Ebyaz, peygamberlere ve velilerine musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah Efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır. Onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlar. Ervah, ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onların ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan, doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebi bulunmadığı açıklanan hanımlara musallat olan cinler, ana rahmine girip cinini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa bu olaydan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolaydır. Yol, Orta Doğu'da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar. Geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder. Genelde korkunç görünürler. Ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir. Ama gittiklerinde adeta her şey kurur. Genellikle Gulyavani diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar. Bazen devasa görünürler. Hanzep ve Hanzab. Hanzep, namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi çok büyüktür. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerinde insanın içine vesvese vererek engeller, insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır. İçimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür. İfrit, cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfrit, insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve ledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşiyle paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilir. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur. İfritlerin alim kişileri olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerinin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve semboller üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır. Lietli, Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi Lietli cin son derece akıllı ve olağanüstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantanlık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır.
Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda. Marit. Marit cinleri genelde soylu kısımlardır. En tehlikeli cin kısmıdır. Ne şeytanla ne de tövbe haşa Allah'la işleri yoktur. Ateist bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda, genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Marit, kontrol edicidir. Bütün şeytanları yönlendirir. Çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah'ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah'ın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır. Metun Mesih insanların duyduklarıyla uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işler ters yöne ve unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir. Yanlışa düşen insan Allah'ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytan da amacına ulaşır. Musabbar. Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasalar da insanı sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de İnsanların çok nadir gittiği uzak, dağlık alanlarda yaşarlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavram yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar. Müsfer, çoğul adı. Müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal, İncir ağaçlarında yaşarlar. Genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekilde değişebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen sesleri duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler, hümanist cinlerdir. Şeytan. Şeytan aslen tek bir cindir. Bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Şeytan hem insana hem de cinlere isterse görünür, İstemezse görünmez. Velhan. Velhan, suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullanır. İnsanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanı sağlayarak zarar verir. Tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin. Vesnan, uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar, rüyasını karıştırır, kötü hallerle intiza ederek kulun aklını karıştırmaya çabalar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda pek çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz. Zelambur. Esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur. Bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Bul hak ile Rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşmayalım düşüncesindedir. Cuhenna. Cuhenna kabilesi cinlerin en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile
insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız ailenize musallat olur. Kulyas. Kulyas cinleri, cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın en kalabalık, aynı zamanda en tehlikeli cin kavmidir. Namı diğer Kilyas cinleri, Marit ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdır. İnsanlara aşık olan tek kabiledir. Nusaybin cinleri, Resulullah'tan Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marit ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Zuzula, Marit ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş, fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytani simgelerden, 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarılabileceği söylenir.